Karşımızda 15 sayıdan oluşan bir liste var. Bu sayıları kullanarak aykırı değerlerden bahsetmek istiyorum. Evet, aykırı değerleri bulmak için bu sayıların dağılımını gözümüzün önüne getirmeye çalışalım. Hemen üzerinde 1'den 19'a kadar bütün sayılar olan bir sayı doğrusunu şuraya yerleştireyim. Bir bakalım. Elimizde iki tane 1 bir var. Birlerin biri bu, diğeri de bu olsun. Bir tane 6. Onu da buraya koyuyorum. 13'ü bir saniye iki tane 13 varmış. Onları da bu şekilde göstereyim. Devam edelim. 3 tane 14 görüyorum. Bu birincisi, bu ikincisi, bu da üçüncüsü. 2 tane 15 ve işte 15 ve 15. 1 tane 16. Bu noktayı 16 için koyalım ve 3 tane 18'imiz var. 1 2 ve 3. 18. Son olarak da 1 tane 19. İşte bu kadar. Şimdi sayıların dağılımı bu şekilde gözlerimizin önünde olduğunda dağılımın en yoğun olduğu yer burasıymış gibi görünüyor öyle değil mi bu yüzden de bazıları hemen elimizde 3 tane aykırı değer vardır diye düşünüp buradaki 2 tane 1'in ve bu 6'nın aykırı değerler olduklarını söylerler Bazıları da 6 diğer veri noktalarına daha yakın olduğu için aykırı değer değildir ama buradaki iki tane bir evet aykırı değerlerdir diye yorumlarlar. Aslına bakarsanız bu iki yaklaşımda son derece mantıklı yaklaşımlar ama her kafadan farklı bir ses çıkmaması adına istatistikçilerin kullandıkları bir kural vardır. Q1'in altında ve Q3'ün üzerindeki veri noktalarından 1,5 çarpı çeyrekler açıklığının içine girmeyenler aykırı değerlerdir. Bununla ne demek istediğimi anlayamamış olabilirsiniz. Onun için isterseniz önce medyan, Q1 ve Q3'ün ne olduğunu bulalım. Sonra da çeyrekler açıklığıyla ilgilenir ve buna yani bu tanıma bağlı olarak aykırı değerlerin hangileri olduklarını buluruz. Bu dediklerimin ne anlama geldiğini biliyorsanız hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Peki, önce medyanı bulacağımızı söylemiştik, değil mi? Medyan neydi? Doğru. Ortadaki veri. Elimizde 15 tane sayı olduğuna göre ortadaki sayının sağında ve solunda 7'şer sayı olan 8. sayının olması gerekiyor. Bir bakalım. 1 2 3 4 5 6 7. Doğru oldu mu? 6 ve 7. Evet. Medyan bu. Sağında da 1 2 3 4 5 6 7 tane sayı var. Tamam. Medyandan zaman zaman Q2 olarak da bahsedildiğini duyabilirsiniz. Medyanı bulduğumuza göre sıra Q1'de. Q1, birinci grubun ortasındaki sayıdır. Birinci grupta 7 sayı olduğuna göre Q1'in dördüncü sayı olması gerekir. Sağında ve solunda üçer sayı olacak. Evet işte bu. Onu da not ediyorum. Yine aynı mantıkla Q3 de buradaki grubun ortasındaki sayı olacak. Burada da 7 sayı var. Ortadaki yani iki tarafında da üçer sayı olan sayı yani Q3 de bu. Peki buradaki çeyrekler açıklığı nedir? Hemen yazıyorum. Çeyrekler açıklığı Q3 eksi Q1 yani 18 eksi 13'tür. 18 eksi 13 de 5 eder. Peki aykırı değerlere gelince aykırı değerler. Az önce de söylediğimiz gibi isterseniz not edelim. Aykırı değerler Q1 eksi 1 buçuk çarpı çeyrekler açıklığından küçük olacak olanlar. Bu arada bu öyle çok da önemli bir kural değildir. Yani aykırı değerlerin hangileri olması gerektiği konusunda fikir birliğine varmak isteyen istatistikçiler aykırı değerlerin Q1'in altında kalan değerler arasında çeyrekler açıklığının bir buçuk katından küçük olan değerler olması gerektiğine karar vermişlerdir. Ya da Q3 artı bir buçuk çarpı çeyrekler açıklığından büyük. Evet, bunun insanlara mantıklı geldiği için kabul edildiğini bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Yani buradaki kat sayının 1,6 ya da 2 olması gerektiğini düşünenler de olabilir ama genel geçer bir kural olarak kabul edilenin ekranda yazılı olan olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Şimdi de bunların yerine değerlerini koyalım ve aykırı değerlerin hangileri olduğunu görelim. Q1 13'tü. 13 eksi 1 buçuk çarpı çeyrekler açıklığı yani 5. 5 çarpı 1 buçuk 7 ,5 eder. Evet burası 7 5 olacak. 13 eksi 7 buçuk da 13 eksi 7 6 eder. Bundan 1 0 5 daha çıkarınca da 5,5 elde ederiz. O halde aykırı değerlerin 5,5'tan küçük olmaları gerekiyor. Ya da Q3, 18'di. 18 artı 7,5, 25,5 eder. Evet, aykırı değerler 25,5'ten büyük olacaklar. Buna dayanarak aykırı değerler için sayısal bir tanım elde ettiğimizin farkındasınız, öyle değil mi? Demek istediğim dağılıma bakıp da aykırı değerler bunlardır ya da şunlardır diye düşüneceğimize buradaki aykırı değerler değerlerin 5,5'tan küçük olan buradaki 2 adet 1 olduğunu söyleyebiliriz. Evet, 5,5'tan küçük olanlar sadece bunlardır. 5,5'ü işaretleyecek olursak altının aykırı değer olarak değerlendirilemeyeceğini daha net bir şekilde görebiliriz. Bu arada dağılımın üst kısmında da aykırı değerimiz olmadığını da eklemek istiyorum ve buna ek olarak bir kutu grafiği de çizebiliriz. Evet Q1 medyan veri açıklığına bağlı olan bir kutu grafiğinden bahsediyorum. Bunu yaparken de aykırı değerleri dikkate alabilir ya da almayabilirsiniz. Evet bunu iki şekilde düşünebilirsiniz. Şurayı hemen temizleyeyim ve size hızlıca bir kutu grafiği çizeyim bir sayı doğrusuna daha ihtiyacım olacak. Bir saniye, bir saniye. Aslında iki tane çizersem daha iyi. Eğer klasik bir kutu grafiği çizecek olursak, medyanımız 14, ikisinde de işaretliyim. Q1 13, Q3 ise 18. Burayı da işaretleyelim. Evet, grafiğin kutu kısmı bu olacak. Hemen çiziyorum. Elimden geldiğince düzgün bir çizim yapmaya çalışıyorum. Evet, bu da diğer kutu. Şu ana kadar aynı şeyi yaptığımı fark etmiş olmalısınız. Şimdi eğer aykırı değerleri hesaba katacak olursak e, veri açıklığımız nedir? 1'den 19'a kadar olan sayılar olduğu için 1'den başlayalım, biraz daha iyi çizeyim. Evet, 1'den 19'a kadar olan kısmı da bu şekilde işaretliyorum. Bu grafikte elimizdeki verilerin hepsini yani iki aykırı değerimizi de hesaba kattık. Ama eğer hesaba katmak istemiyor ve aykırı değerler olduklarını belirtmek istiyorsak da, aykırı değerleri dahil etmeden 6'dan başlayıp evet 6 veri kümemize dahil olacak. Daha iyi çizeyim. 6'dan başlayıp 19'a kadar olan kısmı bu şekilde aykırı değerleri de bu şekilde göstereceğiz. Bu aykırı değerleri göstermeyen, bu da aykırı değerlerin hangileri olduğunu gösteren kutu grafiği.